Baştan şunu da söyleyeyim, hakkımı helal etmiyorum. Atilla Karaoğlu, sana hakkımı helal etmiyorum. Bu futbol oynayan, içeride Erzurumspor taraftarlarının, futbolcularının, başkanının, yöneticisinin hakkını sana helal etmiyorum. Biz zaten bu maça gelirken haftalardır hakem hatalarıyla karşılaşıyoruz. Kurbanlık koyun gibi maçlara geliyoruz. Her maçımızda hakem hatası. Rakibimizin her maçında lehine hakem hatası. Bu maça gelirken zaten kafamızda 1000 tane şüpheyle geldik. Yanılmamışız. Bu maçta böyle penaltı verilir mi? Bu maçta böyle penaltı verilip bardan dönmez mi? Attığımız gol. Elinle vücudundan eline çarpıyor. Vücudundan eline sekiyor. Dönmez mi? Hakkım helal değil. Tribünde çocuğum bayıldı. Hakkım helal değil. Sana helal değil. Atilla Karaoğlu. Kim bu böyle bir şeyi kurcalıyorsa? Yazık bu takım. Haftalardır nelerle uğraşıyor. Stadında maç oynayamıyor. Transfer yasağı var. Hakemlerle uğraşıyor. Hodri meydan. Göndersinler haftaya kimi gönderirlerse. Biz kazanacağız haftaya. Kazanıp bu ligi bu ligde kalacağız. Hangi hakemi gönderirlerse. Hangi oyunu oynarlarsa. Hodri meydan. Bizim oyuncularımız daha çok istedi. Altınordu futbolcular da oyunun büyük bir bölümünde hani daha çok bizim yarı sahamızda gözüktüler. Onlar da çok istedi. Çünkü çok kritik bir maç. Biz nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Futbolla alakalı çok fazla detaya girmeye gerek yok bugün. Bir final maçıydı bizim adımıza. Kazandık. Ama burada farklı şeylere konuşmak istiyorum. Ben geçen haftaki maçtan hemen sonra ben nasıl yenildiğimiz ortadaydı zaten o maçta. Belki bugünkü maçtan çok daha fazla hak ettiğimiz bir maçtı o gün. Hani bugün Altınordu da kazanabilirdi ama geçen haftaki rakibimizin bizim karşımızda kazanma şansı yoktu. Farklı şeyler devreye girdi. Bugünkü Altınordu kazansa ben hak ettiler derdim. Ama bugün biz kazandık. Maçtan sonra söylemiştim. Dedim ki buradaki oyuncu grubu, bu Erzurum şehri, Erzurum camiası, Erzurum taraftarı Türkiye için çok önemli bir yer. Şampiyonlukları var, bir sürü başarısı var. Ama bu futbolcu grubu gerçekten bu şehrin tarihine geçecek bir futbolcu grubu. İçeride 6 tane iç saha maçı oynamış gözüküyoruz. Birini Rize'de oynadık, üçünü İstanbul'da oynadık, birini Bursa'da oynadık. Darmadağınız yani. Konsantre olmakta çok zorlandık. Kendi sahamızda oynayamadık ama futbolcular bir an olsun, bir antrenman bile işin ucundan bırakmadılar. Yani başka karakterdeki oyuncu gruplarıyla olsaydı bu iş çok fazla dağılıp lige çok erken de havlu atabilirdik. Ama bir görevimiz daha var şu an. Son maç çıkıp o maçtan da bizi ligde tutacak sonucu alıp taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Onlar da hafta içi inanılmaz bir destek verdiler. Enerjileri her gittiğimiz yerde sayıları az da olsa sonuna kadar desteklediler. Ama ben yine tabii taraftarımız, camiamız, teknik ekibin başarısı var, başkanın başarısı var, yönetimin başarısı var. Ama buradaki şu an gözüken tablo inşallah son haftada istediğimiz sonucu aldıktan sonra en büyük pay futbolcularım. Şöyle ben çok sıkıntılı takımlarda çalıştım. Zaten genelde öyle takımlarda görev alıyorum. Ama ilk defa böyle bir final maçına maçtan önce ne alacaklarını ne primleri soran futbol takımına ilk defa çıkmak nasip oldu. Hepsine helal olsun diyorum. Ama bir görevimiz daha var, unutmayacağız. Hemen yarından itibaren son haftada istediğimiz sonucu alıp ligde Erzurum şehrini tutmak olacak. Soru soran var mıydı?